biz bugün fotoğraf makinesiyle çok yeni tanışmış gibi zannediyoruz ama dünyada fotoğraf makinesi, fotoğrafçılıkla ilk tanışan toplum ve devlet mekanizmasına haiz. Fotoğraf makinesinin 1839'da artık böyle bir icat var ve bunlar kullanılıyor dendiğinde bakıyoruz ki İstanbul'la devlet eliyle, yani o zamanki devletin yönetim mekanizmaları içerisinde İstanbul'a davetler ediliyor ve fotoğraf makinesi ve daha sanat ortaya konmuş, daha zanaat statüsünde onlar İstanbul'a gelip fotoğraf nedir, fotoğraf makinesi nedir diye anlatıyorlar. Tabii şimdiki gibi değil. O koca bir makina ve içerisinde cam negatifler var. Bugünkü gibi, hatta şimdiki seyircilerimiz bazı negatifi bile ne olduğunu bilemeyebilir. Bir film şeridinin büyüğünü düşün. Cam, bildiğiniz cam. Bu camın içerisine kurşun solüsyonlarla, gölge ışık oyunlarıyla bir iz bıraktırılıyor ve sonrasında da bu fotoğraf ortaya çıkıyor. İşte onu bile, o camları taşınan koca bir valizimsi bir şey var, eşya var, onun içerisine yerleştiriyor. Fotoğraf makinesi ayrı bir şey. Onun şimdi çok hafif olan tripodlara o dönem içerisinde hayal bile edilemiyor. O kadar ağır ki 15-20 kilo aralığında o makinaları taşıyan ayaklar, makinenin ağırlığı. O yüzden de 3 veya 4 kişilik bir ekiple fotoğraf çekilmeye gidiliyor ki şimdiki gibi çek git derdi de yok. Çünkü bir gün, iki gün boyunca o fotoğrafı çekecek şahıs oradaki güneşi hesaplıyor, dönüşünü hesaplıyor. Çünkü bir defa çekebiliyorsunuz o kareyi, ikincisi yok. Çünkü o cam üzerine yansıyor ve o camı kırmadan tekrar işte o solüsyonu batırılacak suya götürülmesi gerekiyor. Bu kadar zor bir dönem içerisinde 1839'larda Osmanlı Devleti hemen bunu bir teknoloji olarak algılıyor ve uygulamaya sokuyor. Peki fotoğraf hayatımızda Osmanlı o dönemde var? Hayır. Minyatürler de bir fotoğrafta esasında. Minyatürler de o dönemin bir olayını kağıt üzerinde durdurulmasıydı ve geleceğe o olayın hayal güçlerinde canlandırılmasına vesile sayıyordu. Bu sebepten dolayı da fotoğraf teknolojisine çok hızlı bir adaptasyon oldu ki bunun da en büyük örneklerinden bir tanesi Sultan II. Abdülhamit'tir. Biliyorsunuz bugün İstanbul Üniversitesi yazma eserler içerisinde arşivinde bulunan Abdülhamit dönemi arşiviyle beraber hem Osmanlı coğrafyası hem oradaki demografik hayatın renkliliğini çok net takip edebiliyoruz. İnanılmaz elimizde bir veri tabanı var. İşte bizim ilk fotoğraf sanatıyla uğraşmış, hatta ilk fotoğrafçı padişahlarımızdan bir tanesi Sultan II. Abdülhamit'tir. Şehzadeliği döneminden beri fotoğrafla ilgilenmiştir ki bende bile şehzadelik dönemine ait çekmiş olduğu Edirne, Selanik fotoğrafları var. Yani Abdülhamid'in Şehzadelik döneminde Selanik'e gidip fotoğraf çektiği çok az bilinir ki hatta ki deniz fotoğrafları bile vardır. Denizin üzeri o dönemki teknolojisine çekimi gayet zordur. O yüzden de bizim hem devlet olarak hem kültür olarak fotoğraf teknolojisine ve fotoğrafı bir sanat olarak ilerleyişine çok büyük bir derin geçmişi olduğunu da belirtmek isterim ki fotoğraf Türkiye'ye çok yeni gelmiş veya fotoğraf sanatı çok yeni fark edilmiş değildir. Ama şu bir gerçektir. Türkiye'deki fotoğrafçılarımız dünya çapında güzel eserler vermelerine rağmen tek bir eksikliği vardır. PR çalışması, yani reklamı. İşte bizim çok güçlü sanatçılarımızdan bir tanesi de hemen yanımda Cemil Bey. Benim daha önceki bazı kitaplarımda da çok güzel fotoğraflarına yer vermişti. Kubbelerin sanatçısı da denir, camilerin sanatçısı da denir. Bugün çekmiş olduğu o fotoğraf karelerinin bir tanesine bütün İstanbul'u anlatabilme başarısını gösterebilmiş nadir fotoğraf sanatçılarından bir tanesi. Ve şimdi kendisi de çok güzel bir şekilde şu Süleymaniye Camii'nin son cemaat kısmının revaklarının altında bir sohbet edeceğiz. Cemil abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani biz teşekkür ederiz. Sen bizi Süleymaniye'de ağırlıyorsun. Sonra zaten bu röportajın akabinde yukarı minarelere İnşallah. Çıkılacak. İşte ondan sonra kubbeler gezilecek. Güzel bir İstanbul süreti Süleymaniye üzerinden izleyeceğiz. Şimdi aslında bizi burada bugün buluşturan Allah'ın güzel bir tefavvuru olması lazım. Ki Mimar Sinan eserin içerisindeyiz. Evet. Böyle bir yerde, böyle bir röportajla herkese nasip olmaz. Nasip olmaz. Yani. Heyecan uyandırıyor insanda yani.
Evet, yani zaten siz artık buranın 21. yüzyıldaki demirbaşlarından bir tanesiniz. Estağfurullah. Bu gönül işi. Evet. Maneviyat biraz da burada ön plana çıkıyor. Ve sizin hakikaten neyi nasıl yapacağınızı, neleri insanlara aktarabileceğiniz önemli aslında dediğiniz gibi. Şükürler olsun bugün buradayız. Teşekkür ediyoruz sizlere de aynı Eyvallah zamanda. Eyvallah. Zaten şu var, fotoğraf sanatçısı diyebilmek için hayatınızı vakfetmeniz gerekiyor ki bu maddiyat olan bir şey değil ki. Yani yanınızda çok güzel bir makina var. Yani şöyle baktığınızda bu bir servet. Sadece bunda da bitmiyor. Yani bir objektif, bir makine bitmiyor. Birkaç makine ve birçok objektifler olması gerekiyor. İşte eşyası, çantası bunlar çok basit bir şey değil. Bunlar bir servet. Yani bunlarla bugün bir daire alınabilir çok rahat bir şekilde. Müthiş bir şey. Tabii bu zamlanmış haliyle daire. Tabii. Hatta ben burada sizin az evvelki güzel konuşmanıza bir tırnakla açmak istiyorum. Sultan Abdülhamit Han biliyorsunuz bir sözü var aslında. Ben diyor yazılı belgelerden ziyade görsellere dayanarak bir kare fotoğraf beni anlatın. Yani size bir kare fotoğraf aslında gerçekten belki 100 sayfalık bir rapor yazdırıyor size. Siz Doğru. sayfalar döküyorsunuz aslında. Az evvel ne dediniz? Bir fotoğrafla İstanbul'u anlatıyoruz biz. İşte o bir fotoğraf size İstanbul'un ne olduğunu, nasıl bir yaşam içerisinde, şehriyle, ışığıyla, havasıyla değil mi, suyuyla, o fotoğraf size her şeyi açıklayabiliyor aslında. Çok doğru. Ama bunun için de tespit önemli. O yüzden bugün çok sevdiğim, yani şöyle galiba Mimar Sinan burayı 67 yaşlarında bitirdi. Evet, 60 küsur, 70'e doğru geliyordu. Benim de bugün buraya gelişimin 66. seferi oluyor. Ben bunu hep not ederim. Kaç sefer gitmişim. 12 yıldır Süleymaniye, Selimiye, işte Sultanahmet. Yani hep böyle bende bir meraktır bunu yazmak. Güzel bir şey. Gerçekten keyif veriyor insana. Eyvallah. Bu arada sizin dikkat çektiğiniz bir konuyu da seyircilerimizle paylaşmak isterim. Efendim, Sultan II. Abdülhamid'in şahısları çektirdiği fotoğraflar. Mesela hapishanedeki şahısları çektiriyor ya da paşa olacak, evet, üst rütbelere evet. geçecek ordu mensuplarının ya da bürokratların fotoğraflarını çektiriyor. Ve bir noktada vesikalık gibi esasında şu var. Osmanlı dönemi sürecinde uygulanan bir teknik var. Devşirmeler döneminden itibaren ilmi siret, ilmi suret. Yani insanın yüz karakteri de yüzün o çizgilerinin yapısına. Gözlerinin bakışından da karakter analizleri yapılıyor ve o karakter analizlere göre de bir görevlendirme yapılıyor ya da tanınıyor. Evet, nasıl davranacağını evet, yapıyor. Evet, bugün evet. Manuel psikolojide uygulanan yapıya Sultan II. Abdülhamit fotoğraflarını çektirip o fotoğraf albümlerinden yola çıkmış. Ki bugün Türkiye dışında bugün İran'da, Suriye bölgesinde, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, bugün Kırım bölgesinde pek çok yapıyı ve oradaki demografik hareketli o albümlerden takip edebiliyoruz. Şimdi çok güzel bir söz daha aklıma geldi burada. Şimdi Yıldız albümler değil mi? 918 evet. albüm, 36 bin küsur fotoğraf bu deyince... Bu kaybolanlardan geriye kalanlar. Geriye kalanlar. Peki nasıl bugün elimize ulaştı? Bunu kimsemiz araştırmıyor. Sizler tabii ki biliyorsunuz ayrı konu ama ben kısaca bir oraya bir... Estağfurullah efendim ne demek? Güzel olur, seyircilerimiz de bilgilenmiş olur. Bu Yıldız baskını esnasında saray artık yağmalanmaya başlar, sıra kütüphanenin kapısına gelir. O zaman kütüphane amiri Kalkandır'ın Sabri Çavuş. Evet, Arnavut. Arnavut çıkar, yapmayın etmeyin, laf dinletemez. Velhasıl Arnavut olduğu için babasının Arnavutluktan bir müridi, orada askerlerden bir tanesi çıkıyor. Zaten baskındakilerin çoğu Arnavut askerler. Ya diyor hani ya diyor beni öldüreceksiniz ya da cesedimi çiğneyip içeri gireceksiniz der. İşte büyük bir şey aslında burada Kalkandır'ın Sabri Çavuş'a bir rahmet olsun. Doğru. Bunu ben her zaman bunu söylemeden geçemiyorum. O fotoğrafları aslında bize zamanın geçmişin bize neler aslında ulaştırdığını anlatıyor. Bir hafızamızı kurtaran şahıs. Kesinlikle. Kalkandelen bizim Sabri hafızamız. Çavuş gerçekten evet. Burada tabii ki Sultan Abdülhamit ki yani biz laf söylemeye kelimeler sığmaz. Çok büyük bir iş bu. Evet. Bu kadar bir fotoğrafı bize ulaştırmak. Belki bizim de fotoğraflarımız 100 sene sonra, 150 sene sonra daha abi var mı da benim kitaplarda kullandım. Camiler kitabında
Sevgili Cemil abimiz, Cemil Şahin kimdir sorusuyla ben başlamak istiyorum. Evet. Hem kendinizden, hayat hikayenizden bir bahsetmenize, hem de bu fotoğraf sanatıyla, fotoğraf teknolojisiyle ilk tanışmanız nasıl başladı? Yıl 1983, ortaokul 2'deyim ben. Şimdi benim doğup büyüdüğüm yer Ordu, Perşembe, deniz kenarı. Evet. Evden kalkıyorum, manzara karşımda, denizle beraber yaşıyoruz, doğa. Bir de okumaya çok merakım var, araştırmaya merakım var o yıllarda. Ne zaman işte ilçeye insem mutlaka bir fotoğraf dergisi alır okurdum. Bir gün böyle o müthiş zaten bir tane dergi vardı, evet, o tarihte. Evet, evet, o, 1982'lerden bahsediyorum, 3'ler yıllarında. Ya dedim ki ne güzel fotoğraflar çekmişler. Ben niye çekmiyorum? Peki ne yapmam lazım? İşte araştırma derken bir filmli makinamız, ki kaç filmler yaktık o öğrenebilmek için, evet, yani o döneme kadar. Bir tek o bazı anları ölümsüzleştirmek. Yani denizin, doğanın hakikaten bana çok büyük bir haz vermişti. Ve 83 yılında ben ilk makineyle tanıştım. Elime aldım. Tabii filmli makine. Kimden öğreneceğiz? Bilen hiç kimse yok. Adam sadece satıyor sana. Şimdiki gibi böyle öğretmenler, yeticiler tabii ki bulamıyorsunuz ama araştıra onu da bulduk. O zaman Google yok. Hani yok ya. Reklam... Kim fotoğraf çekmesi biliyor, onun, evet, yanına giderdik. Herkes de üstad zannederdik. Meğer ki sadece deklanşöre basmasını biliyorlarmış. İşte öyle olmuyor derken ortaokul sonlarında ben biraz daha böyle bir ileri boyuta kendimi aşıladım. Okulun faaliyet programlarında, gezilerinde hep ben fotoğraf çekerdim. Merak. Yani o merak aslında beni bugün buraya getirdi. Rahmetli, evet, annemin bana bir cümlesi var. Ben o yıllarda pek çalışmazdım. Evladım oku derdi bana. Allah rahmet eylesin anneciğime. Belki onun o ilhamı bana büyük bir kaynak verdi aslında bugün. Evet, çok yani Allah gani kadar rahmet eylesin. Büyüklerin teşviki apayrı bir şey. Çok önemli. Yani şimdikiler gibi aman yapma, aman kırarsın. Bırakın kırsın, döksün, öğrensin. Ben çok insanlara bugün fotoğraf öğrettim. Makine, önce makineyi öğrenmesini istiyorum. Bozsun, bir şey olmaz. Bozulsun. Fotoğraf her zaman çekilir. Makineyi öğren ki, tekniği öğren ki arka planda fotoğrafı zaten çekeceksin. Orası kolay iş yani. Ve çok doğru. 83'ten başlayıp işte bugüne gözümü açtığım zaman aslında çok kısa bir an diye gözümde her şey bir anda gelip geçiyor. Bir film şeridi gibi. Doğru ya. Aslında benim de annem makineyi aldığımda hiç ellemedi bile. Ben makineyi işte para vermiştim. O zaman Mart'la alınıyordu. Evet, evet. Her şey Mart üzerindendi. Hiç unutmam, 1500 marka makinenin ancak bodysiyle şeyi bir objektifini alabilmiştik. Ve şimdiki 1500 euro diyelim işte. Kesinlikle. Ve sıra lise 2 deniz hocam. Tarih dersi görüyoruz. Tarih dersinde konumuz Selimiye Camii. Evet. Hiç unutmam. Şimdi Selimiye Camii geldi, okuyoruz ama caminin sadece o hani bilinen siyah beyaz var ya dıştan bir fotoğrafı. Evet, hep öyle. Hep öyle. Başka fotoğraf yok. Allah selamet versin Haki hocamıza, dedim ki hocam, dedim, bu caminin başka fotoğrafı yok mu dedim. Ben orada Selimiye Camii Edirne'de bir merak uyandı bende. Yani niye olmaz? Bulamadım. Ki ta 1993 yılına kadar, 93 yılında Edirne'ye gitmemle o ihtişamı görünce ben daha farklı böyle bir çekti yani resmen kendisine. 2008'den sonra zaten artık bugüne kadar hiç boş durmadı. Benim Selimiye'yle de bir hatıram var. Ben Selimiye'deki fotoğrafı çekemedim. Yani o şey açım yetmedi. İlk perspektif objektif, o ayarlama perspektif objektifi gidip Ömer Hayyam İş Merkezi'nin o perspektif objektifi almamın sebebi de Selimiye'dir. Çünkü evet, bir türlü çekemiyorum böyle. Çek alttan böyle büyük geliyor. Balık gözü kullanıyorsun, olmuyor. Eğiyor. Yani, tabii eğiyor böyle. Genç arkadaşlarımız esasında çok hatırlamazlar ancak Google'a girerlerse, evet, evet, rastlayabilirler. Diye filmler vardı.
ve diğer filmler işte duvara yansıta projeksiyon olarak ve pahalıydı. Ve Cağaloğlu'nun da bir yer vardı. İşte toptan satan bir abimiz vardı. O da rahmetli oldu. Evet. O da Kastamonu'ydu. Evet. Ona gidilirdi. Ondan o filmler paket halinde alınırdı. İşte deftere yazdırılırdı. Ödeme yapılırdı. İşte mark üzerinden de o zaman içerisinde. Evet, ve o yanınızda bugünkü bir teknoloji daha da geride. İşte yaklaşık en az 4 tane objektif taşırdı. Her biri ağır. Yani külçe gibi eski. Evet, şimdi plastik teknoloji daha yok. Makinenin kendisi ağır. Çantalar fotoğraf makinesi, çantası çok sınırlıydı o dönemlerde. Yani sonra bu bölümlü çantalar çıkınca ay Allah'ım ne kadar muhteşem. Teknoloji büyüdü. Aynen öyle. O sehpalar çok ağır. Tabii. Bir de metal. Şimdikiler gibi daha alüminyum değil. Çok metaldi kalitesi. Ve o işte o Selimiye'nin o hikayesi farklıydı. Çünkü hani o diyeyi orada harcamaman gerekiyor. Evet. Ne yapacaksın? İşte düşündüm ne yapılır? İşte yok ki bir kimseye soracak. Gittik işte fotoğrafçılar soruyoruz. Abi nasıl çekeriz? Yani işte o diyor minareden çıkacağız. Abi minareden çıktığımda yok, başka minareden çekeceksin falan. Evet, sonra birisi de perspektif optik var. Nasıl abi diyor? Böyle o ayarlanıyor. Nerede bulabiliriz? İşte Hayyam'a dolaşıyoruz. Tabii, dediler bir kişi daha var. Bir kişi daha var. O kişiyi de ikna edip almak var. Yani fiyatta. Çok para. Çok pahalı. Çok para. Evet. Tabii şimdiki gibi pratik artık her şey yok. Ki ben bir fotoğraf için 8 tane film harcadığımı bilirim. Bilmiyoruz ya çekiyoruz filmi makine. Uzun pozum yapacaksın yapamıyorsun. Öğretecek kimse yok. Değil mi? Yani o inanın o öğrenme isteği var ya. Hakikaten sizi öyle bir araştırmaya sevk ediyor ki artık bunun sonu yok zaten. Bu gider. Çok coğrafi bilgilerimiz gelişti ya. Tabii. Fotoğraf şimdi teknolojik olarak yani dijital olarak çekiyorsun gidiyorsun ama biz o zaman içerisinde tabii o filmi harcayamamak çok da pahalı olduğu için coğrafi değerler hesapla. Gölge güneş ne zaman düşer? Ondan sonra nerede tepe vardı? Tabii, rüzgarlar hesaplardı. Hepsini yani, ayrı bir şeyler. Evet mevsimlere lazım. Hesaplanırdı. Yani zor hem meşak hem fiziken zordur ki eski fotoğrafçıların hepsinin bir bel fıtığı sıkıntısı vardı kameramanlar gibi. Tabii yani çok hepsi, ağır, çok tabii ağır, ağır eşya taşınır. Ben yıllarca en az 15 kiloyla çıkıyorum. Allah şükür bugüne kadar herhangi bir şeyimiz olmadı ama Allah nazarlarına saklasın. Durmadım ama hakikaten bana bir gün sordular ne zaman duracaksın? Allah ne zaman bize dur derse o zaman duracağız. Yok fotoğrafta duramaz. Yani sanatçının ruhu ya, ölene kadar. Gece konuşuyorsun, rüyanda konuşuyorsun bazen yani. Ben bir şeyim var özellikle araştırırım. Nereden ne çekeceğim ama bunu çekerken mesela bir alemin içerisinden Çamlıca'yı biliyorsunuz. Fatih'ten Çamlıca Camii. Evet. İlk kitabımın çok muhteşem bir karar tabii var. İlk kitabın fotoğrafı önde Galata Kulesi, arkada Çamlıca. Nereden bulacaksın bunu? Kimsenin haberi yok ya bunları ben hesaplıyorum hepsini. İşte Allah aslında tevafuk ediyor size. Yani gösteriyor. Tamam. Çünkü gösteren o biz değiliz. Biz sadece uygulayıcı olarak arka planda bunu uyguluyoruz. Bir emeğin sonucu bir de kolay bir şey. Allah çalışana veriyor. Yani düşünün siz İklimi hesaplıyorsunuz, atmosferi hesaplıyorsunuz, rüzgarı hesaplıyorsunuz, güneşi hesaplıyorsunuz ve gecenin aydınlık açısını hesaplıyorsunuz ve ışıkları hesaplıyorsunuz. Hani İstanbul'da gece fotoğraf çekmek zor çünkü her yerde ışık patlaması var. Ben Sultanahmet Camii'nde donduğumu bilirim. Yani o kar kış günü artık parmağım basmadı yani. Daha, evet, daha çekemedim aşağıya indim. O 2017'nin kışında yani. O fotoğraf size her şeyi yaptırıyor. Değil mi? Yani gerçekten inanılmaz şeyler çekiyoruz. Anlar yakalıyorsun. Parmaklarımız üşür ama piller üşümesin. Çalışmaz diye ceplerde sıcak tutardık onları ya. Şimdi kıyafetler falan da yoktu. Şimdi çok tabii güzel şimdi kıyafetler. Artık, tabii o özel ısıtıcılar koyuyorsunuz. Bir şey kalmıyor yani. Evet yani. Bu arada ben sevgili seyircilerimize kitaplarınızdan da bahsetmenizi arzu ederim. Şu an benim bildiğim iki çalışma yayınlandı. Evet, yayınlandı. Bir üçüncü çalışmanın hazırlığı içindesin. Birinci çalışmayı ve ikinci çalışmadan bahsetmenizi istiyorum. Birinci çalışmamız sizin de bildiğiniz gibi 2018'de Fotoğraflarla İstanbul Cemil Şahin Objektifinden ki bu uzun bir dönemden sonra piyasaya çıktı. Hiç kolay olmadı. Nerelerden? İstanbul'un kubbesinden, minare tepelerinden, işte görmüş olduğumuz Süleymaniye'nin o arka kubbesinden çıkacağız inşallah biraz sonra ki. Çıkmakta bir cesaret yani öyle çıkalım diye bir şey yok. Çıkmakta bir cesaret. Bende korku yoktur. Herhalde köydeki hayattan dolayı olması gerek. Ben şehir çocuğu değilim. Ben köy çocuğuyum. Orada doğup büyüdük. Yani doğallığımız neyse odur. Hep ağaç tepelerinden aşağı inmezdik biz. Hep bunu sorarlardı bana. Yok gerçekten şeyim yok.
Büyük bir çalışma, aşağı yukarı 4-5 yıllık zamanımızı aldı bu kitap çalışması. En sonunda İstanbul Kültür AŞ'le ile birlikte 2018'de çıkardık. Kapak fotoğrafı seçeceğiz. Dediler ki ne yapalım? Bir araştırma yaptım. Bir sürü kitapları taradım bir hafta boyunca. Ya dedim ki ben olmayan bir fotoğraf olsun istiyorum. İstanbul'da ne var? Ben doğara Çamlıca Camii'nde inşaatları devam ediyor, çekimlere devam ediyoruz. O esnada bir gün çıktım daha beton minareye. Zoom lensi taktığımda Galata gördüm karşıda. Zoomladım. Galata arkasında boş bir arazi var. Olmuş diyemiyor. Zaten sosyal bilimler yani yazarlık olsun, sanat, görsel sanatlarla evet. ilgilenen bir insan ben yaptım, güzel oldu diyorsa bilin ki gurur ön planda. Çünkü her şeyde bir eksiklik görüyoruz biz ve hep ya, yetersiz görüyoruz. Burada aslında ekip de önemli. Şu anda Sayın Hanım'la biz 2013'te yani Çamlıca'dan beri beraberiz. Ben yerine hep biz kulağınız. Çünkü göz gözden üstündür. Çok doğru. Yani siz görmezsiniz ben bir şey fark ederim, arkadaş bir şey fark eder. Yani bir tamamlama gibi bir şey olmuş oluyor aslında görevi. Ve sonucunda nihayetinde biz birinci kitabımızı çıkarmış olduk. Gelelim 2022 Mimar Sinan'ın o su mimarisinin dünyanın en önemli eseri. Mağlava Su Kemeri biliyorsunuz. Evet. İkinci yani, eserimiz Mağlava Su Kemeri üzerine oldu. O da ben araştırmalarımda sadece buranın bir yazıyla, akademik yazılarla yazıldığını gördüm. Bir görsel fotoğrafı olsun, bir görsel şeyi yok. Yani bir görsel belgeseli hazırlanmadı. Evet. Çok doğru. Doğru hep Mağlava Kemeri.
bir su. Esinti geliyor. Evet, esinti geliyor. Durdum, resmen dinledim. O esinti rüzgar olmasa belki de o su o kadar kuvvetli akamayacak oradan, biliyor musunuz? Allah Allah. Ondan hissettim ben. Ve o fotoğrafı çektim ki kitapta bu da olsun. İnsanlar onu açtıklarında, bu dediklerinde işte su İstanbul'a nasıl ulaşıyor? Yani suyun akışındaki eğimin tabii verdiği gücün yanında nasıl bir de atmosferik, yani rüzgar gücünü yani alarak. Keşke öyle bir şey dökebilsen ama o şans yok. O rüzgarı orada yani hissediyorsunuz. Ya bir heyecan böyle. Nasıl ya diyorsunuz. Demek ki su o kuvvetle oradan, işte büyük havuz var. Evet. Bastırak kitabından, Mimar Sinan, ki orası beni çok etkilemiştir. Evet, İstanbul'a, hatta bulmuş olduğumuz Kaş'taki şeye, ilk şadırvana su geliyor yani o yıllarda. Evet, aynen. Ve Allah onunla nasip etti. Çok güzel oldu. Yazıydı, kışıydı. Hele kış fotoğrafları bambaşka oldu. Yani çok. Yani dört mevsimi araya fotoğrafta koymuş olduk. Evet. İşte bunlar hepsi Allah'ın lütfu, Allah'ın bizlere ikramı. İşte bizler de o sevgiyle, o güçle bir ekip olarak gerçekten ortaya koymuşsak ne mutlu bize diyorum. Yani. Eyvallah efendim, tebrik yani ediyorum bu arada. Yani, peki şimdi üçüncü bir çalışmaya başladınız. Şimdi evet, üçüncü çalışmadan biraz da bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi aslında benim üçüncü çalışmam aslında birinci kitap olacaktı. Galiba biz bazı şeyleri acele ediyoruz ya. Yok, acele etmeyeceğiz. Evet. Şimdi İstanbul'un sembol yapılarını biliyorsunuz. Şimdi Sultanahmet var, Süleymaniye var. O zaman Ayasofya Camii değil, Beyazıt Camii ki restorasyondaydı. 1500 yıllarda restorasyonda. Eski fotoğrafları kullanmak istemiyorum. İşte yeni fotoğraflar. Sağ ol, buradan Yusuf abiye de selamı söyle. Tabii zaten çok da güzel bir restorasyon gerçekleşti. Ecdadı tekrar kazandı. O büyük büyüğümüz, değerli mimar Yusuf Yılmaz abimiz. Yılmaz abimiz gerçekten müthiş bir iş başardı orada. Yani restorasyon yapmayı bir ticari olgudan değil, çok öde. Adam iman noktasına yaklaşıyor. Sanatıyla insanların, çünkü ben Yusuf abi beni çağırdığında ben oraya çekimleri ben yaptım Beyazıt Camii'nin, ki nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Yani o gerçekten başka bir dünyadasınız orada. Hele kubbeye çıkınca zaten tamamen farklı oluyor. Ona buradan yürek dolusu selamlar olsun. Evet. İnşallah onun katkısıyla bir projeye girmiş olacağız. Beyazıt Camii de bu arada yok kitapta ama olmasını istiyorum. Derken tabii ki ilk kitap çıktı, bunu attık. Derken Mahlova araya girdi. Bu arada Ayasofya Camii olarak açıldı, ben havalar açıyorum. Beyazıt'ı açıldı, hah dedim tamam Cemil, Beyazıt da oldu, Ayasofya da oldu. Bir böyle cami listesi yaptık, 19 cami. Şimdi niye 19 diyeceksiniz? Bir şeyi var onun. Şifresi var. Hmm. Kolay mı? Süleyman'ın içerisindeyiz. Sinan karşımızda. 19 Besmele'nin harf adedi biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dedim ki ben de 19 olsun. Ama sonra karar verdik. 19 biraz kitabı ağırlaştıracak. Sayıyı 13'e çektik. İnşallah 13 olarak Selahattin camilerinin hepsinden ilk Osmanlı yapıtı sayılan Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Mescidi'nden, ki orada bir su kuyusu var. Evet, Ertuğrul Gazi'nin açmış olduğu. Ben o kuyuya da indim. Kuyunun dibine kayı boyu bayrağını koydum bizzat. Çok özel bir çalışmaydı o da benim için. 13 cami, 19 fotoğraf ile inşallah tamamen kubbelerden, insanların çıkıp göremeyeceği yerlerden. Şimdi herkes çıkıp göremiyor biliyorsunuz. Doğru. Bu sanat nasıl ortaya koyulmuş? Biz bu fotoğrafı çekerken neyi göstermek istiyoruz? Şimdi biraz sonra içeride göreceğiz. Sinan içeride bir ayı yapmış. O ayı, yarım ayı hangimiz görebiliyoruz? İşte hepsi bunların o kitabın içerisinde inşallah olacak. Ya şimdi sizlerden Allah razı olsun. Yani en azından bir emekle ortaya çıkar. Yani biz daha yapıları bile görsel olarak tamamlayabilmiş değil. Sadece gözümüzün ulaşabildiği algı noktasında yorum yapıyoruz. Ki İstanbul'da bile işte belli bir para toplardık. Helikopter kiralanırdı. Ya, çok iyi biliyorum. Yani tabii, ciddi rakamlarda. Ve o 20 değil, dakika işte 1 saat. Yarım saat en fazla. Helikopterle çektiğinle kalıyordun orada. Hala ben işte hatta ilk dijital çekimini helikopterde bakmıştım ben, bana göstermiştiniz ziyaretimizde. Evet, yani düşünün şimdi drone çıktı. Şimdi drone ama şu diyorum, emek olacak hocam diyorum. Ya, evet, drone ya çok basit artık her şey. Ama ben
drone'a karşı mıyım değilim ama ben alnımın teriyle insanlara o şeyi görmem lazım. Ben bir gün birisi benimle bir iddiaya girmişti. Ya drone'ını ben kaldırıyorum, çekerim hocam, ben 50 metre vinç çağırdım. Vincin tepesinden çıkacağım, bir fotoğraf çekeceğim. Ben drone'dan çekerim dedi bana. Öyle mi dedim? Gel dedim. Vince bindik, daha 10 metre yükseldik. Ay bak dedi, ben başım dönüyor dedi, inmeye çalışıyor. Yo dedim. Göreceksin ben neyi çekiyorum acaba. Bu işte tabii Edirne'de oluyor bu olay. Yani burada az evvel bahsettiğim hilalimizin manasını bilirsek, alem nedir, lale nedir, gül nedir, çarkı frek nedir? İşte beni bugün buraya iten hepsinin toplam nedeni, biz şu anda buradayız hocam. Evet, evet. O yüzden gerçekten bu kitaba ben çok önem verdim. İnşallah buradan ayrıca bana Yusuf abinin haricinde çok değerli büyüğüm Mehmet Kaya Ersu beyefendimiz var. Bana her konuda yardımcı oldu. Her iki kitapta da, inşallah bu kitapta da sözünü aldık kendisinden. Onun katkısıyla güzel bir eser daha ortaya ya koyacağız. Herkesin vesilesi. Mesela biz şu an Süleymaniye'deyiz. Bunun restorasyonu gerçekleşti. Hasan Gürsoy. Hasan abimiz. Yani Hasan Gürsoy ki her cuma herkesi doyurur burada. Tabii. Tabii. Bizim aile geleneğimiz vardı biz. Evet. 10 Muharrem'de Mimar Sinan Aşure. Onu Yusuf Yusuf Gürsoy abimize devrettik. Kaç yıldan beri o yapıyor. Şimdi yani biz ancak küçük bir tencere ya da ikranla yapıyorduk. O şimdi kozanlarla yapıyor bu aşure merasimi. O bile çok farklı bir insana şey veriyor. Yani bu şimdi herkesin bir bu medeniyete bir adım katkı sağladıkça bir gelişim sağlıyoruz. Yani siz fotoğrafla sağlıyorsun, onlar restorasyonu sağlıyor. Ama kesinlikle baktığınızda hani bir Yusuf Yılmaz'daki o heyecanlı bir restorasyon şeyi Yusuf abimizin hakikaten yapısı şey bambaşka. Çok. Yani onun gibisi de gelir bundan sonra bilmiyorum ama yani restoratördür, bir müteahhit ama bir restoratörden daha fazla heyecanlı ve dikkatli ve daha korumacı. Kesinlikle. Sizler fotoğrafları yazıyorsunuz. İşte bizler bunların bilimsel olarak yayınlarını yapıyoruz. Bu medeniyeti bir şekilde daha da aydınlatılması lazım. Hani dediğim gibi biz yapıyı şu an Süleymaniye'deyiz. Gözümüzün algısı nereye görebiliyorsa o kadar. Biz şu an İS odasını göremiyoruz. Ama evet, onu siz tespit edersiniz, bize sunarsınız, bakış açımız biraz daha gelişir. Yukarıdan kubbenin yapısını görürüz. Aşağıdaki temellerin simetrik yerleşimi görürüz. Siz fotoğraflarsınız, ufkumuz daha da açılır. Evet. Yani esasında sanatçının görevi sadece sanat yapmak değil. Değil. Sanatçı değil. Bir halka, topluma bakış açısına biraz daha geliştirip genişletemiyorsa, ahlaki değerlerini bir tık daha yukarı atamıyorsa, bu ülkeye sahiplenme duygusunda bir tık daha gelişim sağlatmıyorsa, o bir sanatçı olmuyor. O sadece şimdi, nefsinin kendini dışa vurması. Ama sanatçı verimli olandır. Evet, mesela birkaç ayette geçer. Hud suresinde mesela çok beğendiğim bir ayet var. Yaptığın işi güzel, Allah yaptığı işi güzel yapanları sever diyor mesela ayet-i kerimede. Ya hakikaten insan severek bir şey yaptığı zaman aslında çalışmıyor, biliyor musunuz? Bana derler ki ya çıkıyorsun 242 basamak minare, biliyorsunuz. Evet. Yorulmuyor musun? Evet. Ya iner çıkar, ben bir günde belki bir günde 1450 basamak 3'ü tamamlasam iyi olacaktı ama tamamlamış olsak Yavuz Selim'den başladım o kış günü yürüye yürüye, araba çalışmıyor o gün, Sultanahmet Camii'nde en son deknaşura basamadığım ana kadar tam 1450 basamak çıkıp inmişimdir. Bir de minarede hafif rüzgarda böyle hafif hafif de sallanır. Öyle içerisi böyle yani kolay değil. Dardır yani. Tabii, bir süre sonra yani, nefesiniz kesilir. Yani bu nedir? Aslında her şeyi bir ölümsüzleştirmek, o anı yakalayabilmek. Yani öyle bu taş nasıl konuldu oraya? Ben onu da araştırdım. Yani insan hem fotoğrafın yanında araştırma yaparsan, çünkü buradayız, biz neyi çekeceğiz? Biz ne mesaj vermek istiyoruz? İnsanlar neyi görsünler? Entelektüelizm budur. Entelektüelizm sadece konuşmaktan ibaret değildir. Yani tabii. Tevazu aslında tevazunun asıl sahibi Mimar Sinan. Şu, evet. Hemen şurada yanımızda. Bize çok şey öğretiyor. Okudukça onu ben diyorum ki ben neymişim diyorum. Herkes için aynı. Yani öğrenmenin yaşı şartı yok. Öğrenin, araştıralım. Ama bizde şu oluyor. Hep bundan Mimar Sinan bile hayıflanmış. Diyor ki sanatçıya, sanatkara diyor, değer çok verilmiyor. Ben de hep şunu söylüyorum. Allah her şeye şahitse
insanların bir şey söylemesi bana hiç alakadar etmez. Evet, rızkı veren Allah'tır. Yani bu kadar. Gerçeği bu, rızkı veren Allah. Yani insanlara kalsa bize bir lokma bile vermezler de yaradanımız Allah'a şükür. Yani rızkımızı o belirledi. Ya, yani ya bizim gayretle bu şey sonuca varmamız gerekiyor. Siz gayreti ifa edenlerden siz, kolay bir şey değil. Gayret olmadıkça başarı olmuyor. Yani masa başında oturmaya bu benzemiyor. Bir profesör hocamız var. Bir gün bana dedi ki, ya Cemilciğim dedi, ya biz masa başında yazıyoruz bunları dedi. Sen dedi yerinde yazıyorsun dedi. Ve bu iki tane şey hoca biraz beni böyle basit gördü o gün. Ben bir sunum yapmıştım. Mikrofonu elime aldım. Ben de sizi dinledim. Şimdi siz de beni dinleyeceksiniz dedim. Siz bugüne kadar dedim Mimar Sinan hocaları olduğunuzu söylüyorsunuz. Kaç sefer Süleyman Camii'ne çıktınız, gezdiniz? Ne dediler biliyor musunuz? Bir tanesi iki defa gelmiş yazılar okumuş, bir tanesi bir defa gelmiş bahçeye dolaşmış. Bu şahıs, bu fakir dedim. Evet, 55 evet. defa ben o caminin her çıkışında Allah bana farklı bir şey gösteriyor. Tabii. İnanın böyle. Bu yapıyı şurada bile her gün seyrettiğinizdeki bu taşların aralarındaki farkı bile yavaş yavaş gözlemleyebiliyorsunuz. Bakın hemen şu minare ve şu minarede bilhassa buradan göremiyoruz. Evet. İnşallah biraz sonra ben Emrah Bey'e göstereceğim. Gül motifi var. Çarkı felek motifi var. Mukannasların önünde de güneş motifi koymuş. Evet ya. Evet. Niye koydu? Hoca geldi. Burada aynı şeye tanık olduk. Ya bu neymiş deyince ben de tuhaf oldum. Sonra beni üniversiteye davet etti. Sen 5-6 dakikayla bir sunum yaptırmıştı bana. Ben konuşayım dedi deyince, yoo dedim. Buraya gelip dedim, şunu eğer bana aktaramıyorsan orada duracaksın. Ben bugüne kadar İstanbul Üniversitesi, Sebahattin Zahir Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, en son İbni Haldun'da çok güzel şeyler verdim. Ne bu? Araştırmayla oluyor bunlar. Okumakla oluyor. İşte o yüzden yerinde görme, yerinde araştırma. Motifini niye koyduğunu ben araştırıp bulunca, ben buraya çıkınca tüylerim diken diken oluyor. Hani yukarıda değil mi? Allah ile baş başasınız ya. Onun içerisinde siz çünkü. Yani. O çarkı feleğin şeyi ne kadar güzel değil mi? Yerleştirilmesi. Nasıl? Ya çok güzeldi. Nasıl yapmış? Evet yani. Yani müthiş bir şey. Yani sonsuzluk ibaresi biliyorsunuz bir zaten. Bir de yani. Şey onu tam o noktaya yerleştirmek ya. Ve düşünmek, tasavvur ve etmek. Ve niye minareye gül motifi koyduğunu araştırdığımda Allahu Ekber dedim ya. Çünkü Mimar Sinan kitabında bu dört minareyi aslında peygamberin dört dostuna ithaf ediyor biliyorsunuz. Evet. Ve ezan-ı Muhammediye gül eşittir 132 eşittir Hazreti Muhammed ismine tekabül ediyor. Bu kadar basit. Evet, evet. İşte bunu bilince hocam her şey değişiyor ya. Bu müthiş. Arada Süleyman'ın sırlarına da girmiş olduk. O kadar olsun. O kadar olsun. Kitaplardan bahsettik. Kısaca hayat hikayenizden bahsettik. Şimdi bütün sizin şu an hayatınız bunun üzerine kurulu. Fotoğraf ve %90'ı. %90'ı camiler bilhassa. Şimdi Selimiye de yavaş yavaş Süleymaniye bitecek. Selimiye'deki çalışmalarınız başlayacak değil mi? Şu anda restorasyona da giriliyor zaten Selimiye. Benim hepsi için aslında çalışmam bitti. Ama bitti derken ben bitirmedim. Bitmez ki zaten. Bitmez. O ya. Çünkü o az evvel dediğim gibi her çıkışta daha neyi iyi çekebilirsin? Yani biz bir fotoğraf çekmeye kalmıyoruz. Ben inanın bir arşiv var ama en iyi hangisi olsun? Biliyorsunuz bu size bir konuştuğumuzda bahsetmiştim evet. O zamanlarda size. O yüzden Süleymaniye mi? Daha çok geleceğim inşallah. Yani Mimar Sinan'ın bu eserleri bize çok aslında mesajlar veriyor, derinlik veriyor, tevazu veriyor. Anlayabilene bu tabii ki yani. O yüzden artık bilmiyorum nereye kadar bir Bosna Hersek olayımız var. İşte Saraybosna'dan şey çağıran çok, Anadolu'dan çok
teklifler var ama zaman yok. Yani, zaman aile. Yani o kadar şey basit olacak. Bir şey değil. Hatta ben bile şu Süleymaniye biraz kütüphane kısmı vardır. Evet, kafesli bölüm. Evet. Hep şey yaparım oraya gittiğimde keşke Osmanlı mimarisi ve cami külliyatı üzerine orada bir kütüphane teşekkül ettirilse. Cami üzerine Osmanlı camileri üzerine bir şey olsa diye o kadar şey hatta görsem bir gün Hasan Gürsel'e diyeceğim ya yani hangi Hasan makam ulaşır? Şunu söyleyin benim içinde bir uhde var biliyor musunuz? Yani bir gücüm olsa elimde ilk yapacağım söz Süleymaniye nedir biliyor musunuz? Hani Mimar Sinan'ın evi şu anda yerinde yok biliyorsunuz o evet. Şey kalmadı. En azından öyle onun yanında bir yere Mimar Sinan Müzesi yapmak. Mezarı orada imzasını atmış Pergel elini açmış dua ediyor Allah'a. Yanında Süleymaniye Camii. Neden bir müze olmasın değil mi hocam? Evet. Bir Mimar Sinan müzemizin evet yani eksikliği var. Yani Kervansaray burada. Yani mesela bu Süleymaniye ilgili çok ciddi doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, lisans tezleri var. Kitaplar hocam var. Var ama ve bunların hepsinin tek bir noktada toplanması. Mesela Süleymaniye'nin o şimdi müezzinlerin, imamların kullandığı o kütüphane evet, kısmında orada bir Süleymaniye ilgili Osmanlı cami mimarisiyle ilgili eserlerin toplandığı bir yer olması lazım ki evet, yakışır. Evet, zaten kesinlikle. Orasının amacı da zaten kütüphaneydi. Evet, ama yani, çok dışarıda böyle güzel bir yerde hakikaten Mimar Sinan Müzesi'ne teşekkür ettirmesi lazım ki burada zaten bir burası zaten Süleymaniye ve Zerarası bir üniversiteler vadisi oldu. Bir üniversite kültür vadisi hemen, oldu. Hemen, ve burada da bir Mimar Sinan yakışır. Sevgili üstadım şimdi sizin sadece fotoğraf değil esasında fotoğrafın tarihi ve çektiğiniz yerlerin tarihi ve mimari kültürün insan üzerindeki etkilerini de araştırıyorsunuz. Evet, mümkün olduğu yazmaya çalışıyorsunuz. Ve bu yüzden de fotoğrafla yazı bilimini bir araya getirmeye gayret ediyorsunuz ki bizim gibi işte masa başı çalışanları da belge çektiğiniz fotoğraflara da destek veriyorsunuz. Biz de güzel eserlere imza atıyoruz. Güzel bir konu var orada. Hemen ben araya gireyim. Hani İbni Haldun diyor ya insanlar diyor yaşadıkları şehrin diyor şehir hayatıyla özdeşleşir. Doğru. İşte biz de yaşadığımız bu şehrin camisiyle, mimarisiyle aslında iş içe özdeleşmiş oluyor. Yaşamış oluyoruz sonuçta yani. Zaten bütünleşmez bu iş böyledir. Olmaz. Hani kalben iman etmezsen bu iş yürümüyor. Yani hayır. Şehri korumak da öyledir. Şehre sahiplenme aidiyet duygusu da bu. Aidiyet kolay evet, bir şey değil. Evet, aidiyet evet. Duygusunun oluşabilmesi için onu tanırsınız. Tanıdıkça seversiniz, sevdikçe sahiplenirsiniz. Tabii. Bizim bütün gayretimiz bu sahip olduğumuz medeniyete bir katkı sağlayabilir miyiz? Bir tane kişinin kulağına kar suyu kaçırabilir miyiz? Medeniyetimizin muhafaza aidiyet duygusuyla ilgili. Derdimiz o. Hocam bir fotoğraf bazen başlarından konuşmuştuk. Güzel bir şey aklıma geldi şu anda. 2013 yılında Amerika'da bir arkadaşımla ben bir fotoğraf gönderdim. Sultanahmet Camii'nin o müthiş kubbeden aşağı olan fotoğrafını gönderdim. Evet. Hocam bir ay sonra bana bir mesaj geldi. Dedi ki ben sizinle tanışmak istiyorum diye yazmıştı bana Messenger'da. Baktım bir Türk ama soyadı yabancı. Neyse oradaki arkadaşlar şeye geçtik konuşmaya. Cemil dedi haftaya dedi arkadaş geliyor Sultanahmet Camii orada ne olur dedi karşılayın. Seni görmek istiyor. Şahıs Türkmüş geldi yarım yıllık Türkçe konuşuyor. 35 yıldır camilere girmemiş. O fotoğrafın önünde New York'ta yarım saat duruyor, ağlıyor, öbür sabah gidiyor camiye, Allah'a dua ediyor ve dedi ki bana, o senin fotoğrafın bana Müslümanlığımı hatırlattı dedi. Şimdi aklıma şuna o geldi benim. Ay çok güzel, Allah sizden razı olsun. Bu müthiş bir şeydi İşte değil mi, sanatçının en büyük görevi, vazifesi insanlığa bir tık da olsa katkı sağlayabiliyor musun? Vicdanlara yani. Hitap edebiliyor musun? İnsanın ruhlarına incelmesine, o katı kalplerinin yumuşamasına vesile oluyor musunuz? En büyük başarı en odur. En büyük mutluluk bence o olması gerek. Evet. Efendim süremiz belli. Sohbetimiz çok güzel. Çok ortak noktamız bitmez var. Yoksa. Evet bitmez bizlere. O yüzden de sizden müsaade isteyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Tabii ki. Efendim bu hafta bizim sanatımızda Cemil Şahin fotoğraf sanatçımız, kubbelerin fotoğrafçısı, camilerimizin fotoğrafçısı. O sadece bir fotoğraftan öteye kendisinin bu kadim mimari mirasla nasıl bütünleştiğini sizlere
aktarmaya çalıştık. Biz şahidiz zaten, yıllardan beri şahidiz. Hissiyatı çok ileridir. Yani bu yapıların bizim kültürel miras olarak değerlendirilmiş her yapıya ayrı bir hayranlıkla, sevgiyle, muhabbetle kendisi yaklaşır, ifade eder, hatta sevdirmeye kadar çalışır. Çok da güzel bir ekibi de var. Sağ olsun onlar da etrafımızda. Böylece kendisinin üzerinden bir sohbet ederken esasında sizlere bu görüntüyü, bu her hafta yayınlamış olduğumuz bizim sanatımızdaki arka planda kameraman arkadaşın neler çektiğini, çileler çektiğini, ne yükler taşıdığını görmüş oldu. Sadece bu kameraman arkadaşlarımız değil, yönetmenimiz artı montajcımız, her biri size en iyi şekilde vermeye çalışıyor. O bir kareler silsilesi akıp gidiyor. Zihinlerde çok bir şey kalmıyor ama biz size sahip olduğumuz coğrafyadaki kültürel mirası haberdar edebiliyoruz. Siz de birazcık farklı katabiliyorsak bizim için gayet büyük bir mutluluk olacak. İşte biz de sağ olsun Cemil Şahin sayesinde bu görsel sanatın gücü ve emin